Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok değerli olacağını düşündüğüm bir video yapıyorum. İnsanların kendilerine 30'larına kadar en azından sürekli sorduğu ben hayata ne yapmak için geldim sorusunu cevaplamanın yöntemlerini dünyanın en meşhur ve başarılı yazarlarından Robert Greene'in önerileriyle size çok güzel bir şekilde aktaracağım ve gerçekten bu soruları cevaplayabildiğiniz ve bunları yaptığınız zaman bence artık gerçekten de hayatta yapmayı en çok istediğiniz şeyi ve hayatta ne yapmak için geldiğinizi en iyi şekilde, çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Çünkü ben de kendi cevabımı çoktan verdiğimde bu soruların hepsini cevapladığımda aynı yere çıktığını ve bu öğrendiklerimin bu fikirleri desteklediğini gördüm. Hazırsanız başlayalım. Önceki videolarımdan birinde hatırlarsınız, Allah'ın sizi çağırdığı bir şey vardır demiştim. Burada Allah dememize de gerek yok. Herhangi bir büyük güce bağlamamıza da gerek yok. Hayatınız boyunca belli bir şeyi yapmaya sürekli çağrıldığınızı görürsünüz. Ben mesela 6 yaşımdayken hayatımda ilk kez elime kalemi aldığımda ailem diye bir yazı yazmıştım. Ve babam, ki ben babamı 9 yaşımda kaybettim. Hayatımda bana dair görebildiği şeylerden en değerlisi o olmuştu. Benim 6 yaşımdan bu yaşıma 32'ye kadar hala istikrarla getirdiğim şeylerden en büyüklerinden biri yazarlıktır. Şu an hatta metin yazarlığı yapıyorum bir yıldır. Amerika'ya çalışıyorum. Çok güzel, çok alakasız bir sürü normalde hiç bilmediğim araştırmaların üstüne yazamayacağım konularda bile yazı yazıyorum. Gerçekten ben yazar olmak için dünyaya gelmişim. Bunu anlıyorum ve şimdi de hayatımın zaten baş köşesinde olan şeylerden biri bu. Bununla beraber aslında ben kendi hayata geliş amacımı daha spesifik şekilde size bu içerikleri hazırlamak olarak gördüm. Bunu da geçen sene bir arkadaşımın vesilesiyle Douglas Forbes'un Yaşamın Pin Kodu adlı kitabından benim doğum tarihimden baktı. Hayata geliş amacımı orada deşifre etti. Bunu bana sürekli soruyorsunuz. Direkt kitabı alın, kendiniz okuyun, öneriyorum. Ben de henüz okumadım. Ve bir baktık, gerçekten de bu insanlar hayata bir şeyler öğrenip öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak için gelmişlerdir. Çünkü sürekli hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını geliştirmek için yardımcı olma göreviyle yaşarlar diyordu. Mesela ben de YouTube'a her ne kadar gelip gidiyor olsam da kendi özel hayatımla dengelemeye çalıştığım için bazen burada videolarımı geri çektiğimi görebilirsiniz. Seneler içerisinde bu birkaç kere oldu zaten. Fakat Robert Greene diyor ki, hayatta yapmaya en çok çekildiğiniz şeyle birlikte bu belli bir şey, bu belli asıl yapmak için gönderildiğiniz şeyi yapmanız için engeller çıktığınızda rahatsız olursunuz diyor. Mesela ben her ne kadar daha yeni yeni düzen oturtuyormuş gibi gözüksem de benim mesela İş görüşmesi sürecinde olduğum bir işi aldığımda size video hazırlayıp hazırlayamayacağımı bile bir önden bilmem gerekiyor. Çünkü hepsini en başından böyle bir endişelenme konusu olarak incelemeye başlıyorum. Şu an videoyu çektiğim kamera şu anki ekonomide gördüğüm kadarıyla 14-15 bin lira. Bu çok fazla para. Ve ben YouTube'da içerik hazırlamaya başladığımda en başlardan zaten böyle iyi, bu kadar kaliteli ve güzel görüntü sağlayan bir makineyle içerik hazırlamak benim en büyük maddi hayallerimden biriydi. Kendime Canon'un çok iyi bir makinesini almak istedim. Başka markaları da inceledim tabii ama Canon, hatta belli bir makine vardı, bu değildi. Şu an hatırlamıyorum. D80 olabilir. Bütün büyük YouTuber'lar onu kullanıyordu ve benim de hedefim onu alacak kadar para edinmekti. Ben sürekli YouTube'a içerik hazırlama konusuna zaten döndürüldüm. Burada mesela aldığım kötü yorumlar, nefret yorumlarından falan, eğer demotive oluyorsam ve insanların çirkin yorumlarını görmek istemiyorsam, bir şekilde kendi rahat olacağım hale getirecek şekilde de şartları ayarladım. Ama herhangi bir işe gireceğim zaman mesela YouTube kanalım olduğunu söylemedim ki, YouTube kanalımı takip
takip alıp bir yandan da her içeriğimi inceleyip bana geri döndürmesinler. Çünkü işimden bahsetmesem de, işimdeki özel konulardan bahsetmesem de burada, izlenmeyi de hiçbir zaman sevmedim. Çünkü ben yani gözetlenir gibi izlenmek istemiyorum. Ben beni izlediğinde bir şey öğrenmek isteyenlere bir şey öğretmek istiyorum. Robert Greene de diyor ki, sevdiğiniz şeyi yapmaktan sizi alıkoyan şeyler olduğunda rahatsız olursunuz. Bu belli şeyi yapmaktan sizi alıkoyan şeyler olmasından nefret edersiniz diyor. Mesela işte aileniz size diyelim makyöz olmak istiyorsunuz. Makyöz olma, git işte üniversite bitir. Dansçı olma, ressam olma, fotoğrafçı olma, sosyal medya işte influencer olma, YouTuber olma bir şey. Yani bir sürü konuda olma olma dediği zaman insanlar rahatsız olabilirsiniz. Bu arada mesela bu konuları da çok fazla burada bu kaşiflik bir şey insanlara bir şey öğretmek için içerik üretme konusundan emin olana kadar yaşadım aslında. Ben de mesela üniversitenin son sınıfındayken kafaya takmıştım. Kesinlikle makyöz olacaktım. Hatta yurt dışına çıkacaktım ki çıkabilirdim muhtemelen. Jennifer Lopez Türkiye'ye konser vermeye geldiğinde onunla tanıştıktan sonra onun makyözüyle de tanışmıştım. Onlarla da hep konuşuyordum. Scarlett Johansson'ın makyözüyle falan konuşmuştum bir kere Twitter'dan. Jessica Chastain'in falan çok büyük yani Oscar almış insanların makyözleriyle hep iletişim kurmuşumdur. Nasıl oralara geliniyor diye. Ki zaten benim kader yolumda olsa bir şekilde ben oraya da gelirdim insanlardan bir şey öğrenmesem bile. Yani elimden geleni yapardım. O yola kendimi sokardım. Fakat bir tane bir kere bir imkanım oldu. Burada Türk bir kendi markasını yeni kuran görmemiş bir kadına bir makyözlük yapma imkanım oldu bir çekiminde. Ve beni çok çirkin şekilde aşağılamasıyla bütün işler bittikten sonra inanılmaz bir şekilde hevesimi kırmasıyla tanırım. Ben kesinlikle daha ilk işimden böyle bir şey yaşıyorsam devamlı getirmem dedim. Ki bunu denedikten sonra en azından o yoldan çıktım. Fakat burada baktığımız zaman farkındaysanız eğer ben gerçekten o işi yapmak için yaratılmış olsaydım o deneyim de beni soğutmazdı. Ben yine devam ederdim. Tamam böyle bir şey oldu yolumuza devam ediyoruz. İyiler de çıkabilir diye devam ederdim mesela. Fakat ben o yoldan da o deneyimle ayrılmış oldum. Bununla beraber mesela çocukluğumdan beri şarkı söylemeyi çok severim. Senelerce işte O Ses Türkiye'ye en azından ya da O Ses'in hatta Amerika falan başka ülkelerdeki şeylerine katılmak istedim. Burada en son 2019'daki seçmelerine gitmiştim aslında. Can't Feel My Face'i söylemiştim hatta The Weeknd'den. Bunu anlattığım bir videom var. Eğer merak ederseniz izleyebilirsiniz. Ben daha hayatımda ilkokul 1 müzik öğretmenimiz herkesi tahtaya çıkardı. Yani şeyleri notaları okutacak ve sıra bana geldiğinde söyleyeceğim nota için notayı mümkün olduğunca düzgün söyleyeyim diye heyecanlanmıştım mesela çok iyi hatırlıyorum. Böyle da diye buradan sanki şey, operaya bağlayacağız. Ve zannetmiştim ki çok uzun bir zaman o zaman ailem çok geleneksel kadın dediğin sesini cezbedici şekilde yükseltemez günahtır dedikleri için sürekli hiçbir şey kuzenlerimin yanında bir şarkı söyleyemiyorum. Zaten onlar istedi diye de yine onları memnun etmek için kapanmışım falan. Tamam dedim artık hayatımda hiçbir alakası kalmadı bu işin. O yüzden de mesela yine o konudan bir şekilde dönmüştüm. Aslında çok uzun bir zaman müzik alanında bir şey yapmayı çok istedim. Bununla beraber yine dans etmek. Dans etmeyi çok severim ve kulağımın çok iyi olduğunu söylerler. Gören birkaç tane arkadaşım oldu. Potansiyelim yüksek, iyi bir dansçı olabilirdim. Burada da şeyi araştırmıştım. 3-4 sene önce dans fabrikaya kaydolmayı istiyordum baya. Orada da tam istediğim janrayı bulamadım aslında dans bakımından. Yani high heels kadar böyle aşırı seksi bir şey de istemedim. Urban kadar böyle rapçi mod bir şey de istemedim. Arayı bulamadım yani. Yine de mesela Urban Dance'ti galiba. Urban Dance'e kaydolmak için biraz bakmıştım. Fakat böyle bunu kesinlikle yapmalıyım. Bu konuya inanılmaz çekiliyorum diye bir şey görmedim ben. Ben sadece bazen herhalde hiperaktiviteden de gelen bir şey oluyor bu. İçimdeki enerji birikiminden dolayı birden böyle akşam oturduğum yerde çok yüksek ritimli şeyler dinliyorsam birden kalkıp odamda bayağı dans etmeye başlıyorum. Böyle artık ter içinde kalana kadar. Fakat onun dışında herkese gösterecek şekilde bir şey yapmaya henüz heveslenmiyorum. Ve bu yönde bir şey yapmamak beni demotive etmiyor, canımı sıkmıyor. Fakat YouTube'a içerik hazırlamak olunca konu gerçekten içim sıkılıyor.
sürekli size ne anlatabilirim, hangi konularda video hazırlayabilirim diye sürekli aklıma başlıklar geliyor, içerik konuları geliyor. Neyden nasıl bahsedebilirim, hangi videoya ne giyeyim, nasıl bir makyaj yapayım, size nasıl hazırlanayım. Ve mesela yurt dışına çıktığımda, seyahatlere her çıktığımda zaten insanın çok fazla imkanı olmuyor. O kadar maddi durumu çok uçuk kaçık biri olmadığım için. Hemen bir bakarım, resmen içimde, doğamda var yani. Bu makineyi alırım birden çantama. İşte şeyde, Karadağ'da yaşarken birden Sutomora'ya gittiğim 2 günlük tatile hemen götürdüm. Hayatımda ilk defa denize gireceğim. Hayatımda ilk kez denize giriyorum. Deniz tatiline gidiyorum. Bir pansiyonda kalıyorum. Hop, o bir video. Hayatımda ilk kez işte şey, kabak koyuna gidiyorum. Hop, makineni al git. Sürekli böyle gazeteci gibi oradan oraya, oradan oraya. İşte mesela Londra'ya çıktım. Londra'ya gittiğimde yine her yeri çektim. Video hazırladım oradan. Vardı, kanaldan kaldırdım sonra. İşte Berlin'e gittim. Bu da kesinlikle makinem benimle her yere geliyor. Resmen makinamla bütünleşik doğmuşum yani. Kesinlikle kayıt almadığım bu tarz eşsiz deneyimler benim için bir kayıp oluyor. Ben üzülüyorum mesela. Büyük bir kayıp olarak görüyorum. İşte kaydını almadığım, belgeselleştirmediğim her değerli süreci ben bir kayıp olarak görüyorum. Size anlatamadığım, üstünden içerik çıkarıp size ilham vermek için aktaramadığım her şeyi bir kayıp olarak görüyorum. Bir işe gireceğim zaman yanlışlıkla, bu aralar mesela özgeçmiş gönderdiğim bir de Türk işverenlere, eğer içinde yanlışlıkla YouTube ismimi söylemişsem, kendi iş hayatımla birleştirdiğim zaman insanların beni ilham almak için değil de gözetler gibi izlemesi şeyi bile, hani kendi yarattığım şeye, içeriklere koyduğum anlamdan dolayı beni rahatsız ediyor mesela. O yüzden işe girerken falan hiçbir zaman da istemiyorum. YouTube kanalından bahsetmiyorum mesela. Oradan şu videonu izledik falan diye bahsedilmesi, eğer arkadaşlarım da benim kadar değerli görmüyorsa benim hoşuma gitmiyor. Değerli gören arkadaşlarım da aksine sağ olsunlar. Mesela hala videolarımı izliyorsa Ceren'cim beni motive ediyor. Sırf onlar söyledi diye kalkıp burada bir şey anlatmak için video hazırlıyorum. İşte eğer böyle çekildiğiniz bir şey varsa, resmen yapamadığınız zaman canınızın sıkıldığı, bir şekilde bir aksama olduğunda, yani o aksatan şeyleri rahatsız olduğunuz, sürekli yatırım yapıp geliştirmek istediğiniz, diyorum ya bu makineye bir sürü para verdim, aldım, hayatımda sahip olduğum en pahalı şey olabilir bu makine. Canon Vlogger Kit diye geçen kiti almıştım. Şu an ne mikrofonunu takıyorum ne bir şey, sadece makineyi koyuyorum, işimi görüyor, her yerde çekiyorum, çok rahat. Ben resmen YouTube'a içerik hazırlamak için, insanlara bir şey anlatmak için gelmişim. Ben mesela aslında hayallerim, böyle büyük çaplı hayallerim, istiyorum çok daha büyük kitlelere ulaşayım. Ben mesela ileride zorlu PSM'i falan kapatacak kadar büyük bir hitap sanatçısı olmak istiyorum. Stand-up falan bile yapabilirim bu arada, çok komik. Bazen bazı şeylerle çok iyi dalga geçtiğimi söyleyen arkadaşlarım oluyor. Fakat şu an diyelim bu manevi konuşmalardan, ki bunları bile bizzat dinlemek için gayet salonlar dolduracak insanlar gelebilir. Ben insanlara bir şey anlatmak, onlara ilham vermek istiyorum. Bu yolda da YouTube'u kanal olarak, aracı olarak kullanıyorum. Ben buradan kendimi alıkoyamıyorum. Senelerdir buraya çekiliyorum. İşte bir sürü ama neler yapmışım. Robert Greene bunu da tavsiye ediyor. Hevesiniz olan, ilgilendiğiniz her şeyi deneyin. Onlara vakit ayırın. Deneyin dediğim, yani profesyonel manada yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi nasıl? Dansla ilgileniyorum. Dans fabrikaya gitmişim. Eğitimler konusunda bilgi almışım. Bir bakmışım. Eğitim almak ister miyim? Kendimi geliştirmek ister miyim bu konuda diye. Çünkü ilgilendiğim şeylerde hep profesyonel manada. Yani bu benim işim, hayatımın odağı olabilir mi diye baktım. Sonra düşündüm. Yok, o olmasa da olur. Dans etmeyi seviyorum ama o konuyla ilgilenmiyorum dedim. Onu kenara attım. Müzikle ilgili bazen çok böyle birden aşka geldiğim olur. Dünyaca meşhur sanatçı Sia mesela, çok örnek gördüğüm sanatçılardan. Kendisini hiçbir şekilde şeklen öne koymamış, mükemmel bir sesi olan ve müthiş şarkılar olan bir kadın. O da Yay burcu bu arada. Geçenlerde hatta dedim ki, acaba dedim, bu 1-2 hafta önce başvuruları biten üniversite sınavlarına bu sene girsem de, işte konservatuara başvurmak için elimde bir üniversite sınavı giriş belgem olsa mı? Yani en azından sınava girdiğim belli olsun, konservatuarlara mı başvursam?
O kadar da hayatımın çok uzun bir zamanı, mesela müzik konusunda bir şey yapmak istedim. Baktığım zaman bu hissi sınadığım zaman gerçekten hani müzik konusunda profesyonel bir şey yapmaya çekinmediğimi fark ettim. Ki şu an ben artık hayatta kendimi gerçekten de istediğim her şeyi yapacak noktaya getirdim. Çünkü zaten artık hiç kimse benle ilgili tek bir yalan dinlemiyor. Benim ne olduğum, inanışımdan hayatımı yaşama şeklime kadar tamamen bugünlere kadar çeliştiğini düşündüğüm ailem, annem, abim hepsi biliyorlar benim ne olduğumu. Yani artık gizlediğim, sakladığım hiçbir şeyim yok. Zamanında çelişiyor diye izin vermezlerdi. Şimdi biliyorlar ki istediğim her şeyi yapabilirim. Zamanında isteyip yapamadığım her şeyi zaten birkaç senedir yapıyorum ve yaptım. O yüzden dedim tamam, şimdi istediğin özgürlüğe kavuştun Bengisu. Şimdi yapmak ister misin zamanında çok büyük gördüğün ve yeterli alanı bulamadığın için yapmadığın şeyleri? Hayır, mesela müzik, şarkı söylemeye çekilmiyormuşum. Dans konusunda da halka açık bir şey yapmaya çekilmiyormuşum. O yüzden o alanlara yönelmeyi düşünmüyorum. Benim gerçekten hayattaki en büyük ilham kaynağım sürekli bu makineyi alıp alıp dışarı çıkmama, çıktığım yolculuklarda her seferinde o olmadan gitmeme neden olan içimdeki ateş tamamen belgeselleştirmek, paylaşarak insanlara ilham vermek yönünde. Öğrendiğim şeyleri insanlarla paylaşmak. Ben gerçekten bir kaşifim. Benim hayatımın bütün olayı bir şeyleri öğrenmek ve insanlarla paylaşmak. Bayılıyorum, gerçekten yok böyle bir şey ya. Sürekli aklıma video başlıkları gelir, onları yazarım. Kesinlikle eğer 20'li yaşlarınızın başındaysanız benim gibi daha deneye yanıla ilerleme yolunuz da olabilir. O yüzden acele etmeyin. Fakat benim bu anlattığım gibi hayatınızda çıkan her şeyi acaba sizi o sevdiğiniz, çekildiğiniz şeyi yapmaktan alıkoyar mı? Alıkoyar mı diye bakıp alıkoyacağınızı düşündüğünüzde ne kadar rahatsız olduğunu hissettiğiniz belli bir şey varsa işte gerçekten hayata geliş amacınız, hayatta size eşsiz, size özel olarak verilen göreviniz odur. Burada YouTube'da yapmayı istediğim bir sürü şey var. Umarım bundan sonra artık yüzümü görmekten sıkılacak kadar çok görürsünüz. Bu video umarım size de evet tamam sonunda kendi cevabımı bulmaya yöneliyorum dedirtecek şeyler göstermiş, aktarmama vesile olmuştur. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok uzun tutmayacağım dedim. Yine 20 dakikaya geliyoruz neredeyse. Robert Greene'in dediği gibi o şeyi yapamamak size rahatsızlık verir. İşte o yapamadığınız için rahatsızlık duyduğunuz, sürekli ilhamla, yeni fikirlerle dolup taştığınız şey sizin hayata geldiğinizde yapmanız için size verilen görevdir. Özellikle onu arayın. Sürekli yapmak için çağrıldığınızdan ziyade yapamadığınızda rahatsız olduğunuz şeyi arayın. Ve ona yoğunlaşın. Zaten ona yoğunlaştığınız zaman da arkasından size verilen göreve çağrıldığınız ve o çağrıya cevap verdiğiniz, oraya doğru gittiğiniz için işte tekrar o zaman Allah'ı anarsak o zaman o da size bir sürü kapı açmaya başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.